Sen kal. Şehzadem. Hoş geldiniz validem. Kaç gündür gözüme uyku girmiyor. Rüstem asla Mihrimah'ın dengi değil. Hünkârımız buna nasıl müsaade eder? Biz de bunu konuşuyorduk. Ben onu hünkârımızın etrafından uzaklaştırmaya çalışırken o burnunun dibine kadar girdi. Aklım almıyor bir türlü. Mutlaka Mihrimah Sultanımız mecbur kalmıştır. Öyle değil mi sultanım? Hürrem Sultan döner dönmez ilk hamlesini yaptı. Lütfi Paşa'nın vezir-i azam olmasına sessiz kalmayacağı belliydi. Rüstem denen meluna haddini bildirmek icap eder şehzadem. Bunu ancak sen yaparsın. Hünkârımız kararını vermiş bir kere. Ne yapabiliriz? Bu izdivaç öyle alalade bir izdivaç değil. Hürrem'in Rüstem Paşa'ya güç ve ikbal sağlamasının tek bir maksadı var. Senden kurtulmak. Eğer onları bugün durdurmazsak yarın çok geç olacak. Yoksa Rüstem Paşa'yı... İlla ölmesi gerekmiyor. Ondan kurtulmanın başka yolları da var. Şah-ı Huban Sultan Hazretleri. Evvela size selam eder, afiyette olmanızı dilerim. Lütfedip gönderdiğiniz mektupla payitahtta esen sert rüzgarlardan haberdar olduk. Zevciniz Lütfü Paşa'nın layık oldukları makama gelmesiyle ne kadar mesut olduysak, verdiğiniz izdivaç haberiyle de bir o kadar bedbaht olduğumuzu bilmenizi isterim. Gel. Şehzadem. Validem. Şah Sultan'dan bir mektup aldım. Yakında Rüstem Paşa meselesi çözülecek. Ne yazmışlar sultanımız? Rüstem Paşa'nın cüzdama yakalandığını konuşuyormuş herkes. Dört bir yanda işitmeyen kalmamış. Bu vaziyette hünkârımız düğünü iptal etmeye mecbur. Hürrem Sultan bu hastalığın arkasında sizin... bundan mütevellit benim olduğumu düşünürse hünkârımıza anlatacaktır. O vakit nasıl izah ederiz? Bunu ispat etmesi mümkün değil aslanım. Hürrem ne yaparsa yapsın, seninle hünkârımızın arasını açamayacak. Buna asla müsaade etmem. Şehzade Mustafa Hazretleri. Hoş geldin şehzadem. Hoş bulduk sultanım. Sen de hoş geldin Maideyran. Paşam. Hoş geldiniz şehzadem. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Sultanım. Buyursunlar.